Yani farelerin 20 nesilde kuyruklarını keserek bir kuyruksuz fare elde etme sevdasından vazgeçeceksiniz. Yani bu değişim farenin kuyruğundan başlamıyor. Evet. Genden başlıyor. Tabii. Ve esasında biz de genomumuzla, gen haritamızla bütün bu süreci her birimiz taşımıyor muyuz? Evet. Ben açıkçası şöyle, genlerin çok önemli olduğu bir dönemde eğitim aldım. Benim eğitimim biterken, bittikten birkaç sene sonra genler yavaş yavaş gözden düşmeye başladı. Şimdi onun yerine başka gözdeler var. İşte proteinler var, efendim o proteomics dediğimiz onlar arasındaki etkileşimler, işte epigenetik faktörler falan gibi şeyler devreye girdi ama benim artık şu anda bulunduğum noktada, bu arada ben aktif olarak genetik araştırmalar falan yapmıyorum. Sadece literatürü takipten bildiğim kadarıyla söylüyorum. Şimdi genler, özellikle mesela Richard Dawkins gibi biyologların falan da üzerine çok çok kitaplar yazdı. Bir dönem biyolojinin temeline oturtturduğumuz bir görüş ama insan genom projesi başlamıştı ben öğrenciyken. Hı hı. Böyle çok büyük umutlarla başladı. Yani bir genom haritasını bir çıkaracağız, genlerimiz haritası bilince artık ne hastalık ne ölüm hiçbir şey kalmayacak falan diye bayağı bir gaza getiriliyorduk biz de biyoloji öğrencileri olarak. Şimdi o heyecan yok. Sebebi şu, 2000'lere geldik, çalışmalar bitti, pek kimse sonuçları duymadı. Çünkü ilk başta işte 500 ila 1 milyon gen bulacağız ve onların her birini haritalandıracağız derken önce dediler ki 300 bin bulsak iyidir, sonra sayıyı 100 bine düşürdüler, 50 bin derken şimdi 20 bin falan 20-30 bin genle kala kaldık ortada. Ve bunların %80'i vücudun herhangi bir işleminde kullanılmayan çöp DNA, junk DNA dediğimiz bir DNA. Yani o bilgi de kullanılmıyor. Biz kaldık onun küçücük bir parçasıyla. Şimdi bu küçücük parça bu canlıdaki kompleksliği, işlevsel karmaşıklığı anlamamıza imkan vermiyor. İşin daha da tuhafı, vücudumuzda belki 200 çeşit farklı hücre var. Beyin hücresinden karaciğer hücresine, işte mesane hücresine, üreme hücresine, her şey. Bunların hepsinde aynı kod var. Kod aynı, DNA aynı. Fakat yani bir karaciğer hücresi, bir beyin hücresinin işlevi tamamen farklı. Bir dalak hücresi, bir kan hücresi bambaşka. Bu farklılığı yaratan şey nedir? Bu diye baktığınız zaman genetik bize bunu vermekte biraz, açıkçası şimdi genetikse bana kızacak biraz ama ben bunu çok tartışıyorum. Genetik bunu bize vermekte çok bir şey sağlayamıyor. Şunu mu anlamalıyım? Şimdi esasen genetik bir parça organizmayı parçalarına indirgedi. İndirgemeciliğin de gelip dayandığı yer. İndirgemecilik. Aynen. İndirgemecilik aslında şeyden Descartes'tan beri başımıza bela. Hı hı. Bu anlamda. Efendim. Aslında şöyle söyleyeyim, onu biraz belki yumuşatmam lazım. Çünkü indirgemecilik aslında bazı sorunları çözerken iyi. Ama bütünü açıklamak için sadece bunu kullandığınızda büyük bir tuzak oluyor.